Herkese merhaba. Ben Doktor Baran Özdemir. Foresight eye surgeon olarak bugünkü videomuzda size Yamane Technique ile skleral fiksasyonlu intraocular lens implantasyonundan bahsedeceğim. Bu video hem teorik bilgileri hem de cerrahi kolaylaştıracak birkaç pratik ipucunu içeren kısa ama kapsamlı bir özet olacak. İki ayrı senaryo ile alacağım. İlk videomuzda oldukça komplike bir hastadan bahsedeceğim. Bu olgu lensin vitreose düştüğü muhtemelen mikrosifarif akisi bulunan glokoma olan ve endotel sayısı da düşük olan yüksek miyop bir hasta. Cerrahiye pars plana vitrektomi ile başlayıp vitreosu ve lens temizledikten sonra Yamane Technique ile skleral fiksasyon yapacağım. İkinci videoda ise aynı işlemi vitrektomisiz bir olguda göstereceğim. Şimdi video arka planda oynarken biraz teorik bilgiyle devam edelim. Yamane Technique nedir? Yamane Technique kapsül desteği olmayan gözlerde intraoküler lensin dikilsiz şekilde sklera tespit edilmesini sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. 2014 yılında Shin Yamane tarafından tanıtılmıştır. Teknikte iki ince duvarlı 30 gauge iğne ile sklerada tüneller oluşturulur. Lensin her iki haptik ucu bu tünellerden dışarı alınır, uçlar kotelize edilip küçük bir flanj haline getirilir ve tekrar skleranın içine gömülür. Bu sayede lens sütür veya yapıştırıcı olmadan doğal bir skleral fiksasyon kazanır. Hem minimal invazivdir hem de uzun dönemde stabilite sağlar. Peki bu teknik hangi hastalar için uygundur? Yamane tekniği özellikle şu durumlarda tercih edilir. Kapsül desteği olmayan afakik gözlerde, lens veya IOL dislokasyonu sonrası vakalarda, travma ya da Marfan sendromu gibi zonüler zayıflık durumlarında ve anterior kamera IOL'lerinin kontraindike olduğu hastalarda. Yani özetle arka kamera IOL yerleştirilmesi gereken ama kapsül desteği bulunmayan tüm olgularda etkili bir çözümdür. Bu teknikte sadece 3 parçalı polipropilen haptikli lensler kullanılmalıdır. Bu tür lensler hem esneklikleri hem de haptik dayanıklılığı sayesinde skleral tünelde stabil durur. Şimdi size paylaştığım ilk videoda pars plana vitrektomi yapıyorum. Peki bütün olgularda pars plana vitrektomi gerekli midir? Aslında bu en çok tartışılan konulardan birisidir. Rutin pars plana vitrektomi yapılması esasen zorunlu değildir. Çoğu vakada ön vitrektomi yeterlidir. Ancak lens veya IOL vitreos içine düşmüşse, vitreos prolapsusu varsa ya da retina yırtığı şüphesi bulunuyorsa o zaman pars plana vitrektomi yapılması daha güvenli olur. Çalışmalar vitrektomi yapılan ve yapılmayan olgular arasında retina dekolmanı, glokom ya da IOL desantralizasyonu açısından anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bu nedenle karar hastanın klinik durumuna ve cerrahın tercihine göre karar verilmelidir. Tekniğin zorluklarına gelecek olursak bu teknik minimal invazivdir ama öğrenme eğrisi belirgindir. En sık karşılaşılan zorluklar haptiklerin iğneye geçirilmesi ve dışarı alınması, skleral tünellerin tam simetrik açılması ve haptik uçlarının doğru şekilde koterize edilmesidir. Özellikle ikinci haptik ya da trailing haptik de deniyor, yeni başlayan cerrahlar için en zor aşamadır. Yanlış açıyla yapılan girişler lensin tiltine, asimetriye ve haptik kırılmasına neden olabilir. Bu konuda yeni başlayan arkadaşların dikkatli olması gerekmektedir. Literatüre baktığımızda birçok modifiye Yamane tekniği tanımlanmıştır. Bazıları iğne girişini değiştirir, bazıları haptik sırasını, bazıları da tünel açısını. Hepsinin kendine göre avantajı ve zorluğu vardır. Aslında bu cerrahide tek bir doğru yok. Önemli olan sizin elinizin en rahat ettiği, en güvenli şekilde uygulayabildiğiniz yöntemdir. Ben bu videoda kendi en kolay ve güvenli bulduğum tekniği göstereceğim. Bunları anlatırken esasen arka planda pars plana vitrektomi yaptım, arka yüreği kontrol ettim, periferik bezi temizledim. Daha sonra okütomla lensi tutup ön kameraya getirdim ve fakoemisifikasyonda düşen lensi parçaladım ve yedim. Düşen lensi öne getirmek için de pek çok teknik var. Örneğin fakofragmatomla arka kamerada yemek veyahut bir perfluorokarbon sıvısıyla öne getirip önde yine fakoemisifikasyon yapmak gibi pek çok yöntem var. Ben burada biraz daha kolay bulduğum için ve çok fazla ultrason enerjisi harcamak istemediğim için ve çok fazla manipülasyon yapmak istemediğim için okütomla lens tutup öne getirdim. Zaten muhtemelen mikrosiforafakik bir gözdü. Lens çok küçüktü ve parçalaması, fakoemisifikasyonla aspir etmesi kolay oldu. Birkaç parça da oldu. En son küçük parçaları da okütomla yedim ve cerrahiyi burada ikinci aşamaya geçmek üzere bitirdim. Yamane tekniği ile skleral fiksasyon aşamasına geçtiğimiz zaman ilk önemli aşama işaretleme.
Burada gördüğünüz gibi eğer yeterli kuru bir yüzey yaratmazsanız boya çok kolay dağılıyor. İşaretlerken bu dağılan boya nedeniyle işaretlerinizi düzgün göremeyebiliyorsunuz. Ve bu işaretlerin simetrik yapılması da çok önemli. Bu görece benim daha eski bir videom. O yüzden bu tekniği kullanıyorum. İkinci videoda farklı bir şekilde işaretleme göstereceğim. Bence o daha iyi. Eskiden kullandığım daha kötüydü. Şimdi burada işaretlerken limbustan 2 mm uzaklıkta bir işaret oluşturuyoruz. Ve aynı zamanda bu 2 mm uzaklıktan da yine skleral treninde 2 mm olacak şekilde hesaplayarak ikinci bir işaret oluşturuyoruz. Lensin şekline göre işaretleri yapıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Çok yüksek miyoplarda veya irisin biraz geri doğru durduğu durumlarda bu 2,5 mm'ye de çıkabilir tabii. En önemli nokta işaretlerin simetrik olması ki doğru bir şekilde skleral tünel oluşturulur. Daha sonra ön kameraya lensi itiyoruz. 3 parçalı lens, haptiklerin irisin önde kalmasına dikkat ediyoruz. Ön haptik irisin önde kalırsa iyi. Arka haptiği ben gözün içine sokmuyorum. Dışarıda bırakıyorum. Çünkü manipülasyonu daha kolay oluyor. Benim en kolay yaptığım şekil bu oluyor. Şimdi burada iğnemle skleral tünel oluşturup ilk haptiğimi o tünelden alacağım. Burada önemli olan noktalardan biri gözün hipoton olmaması. Bu aşamada vitrektomi yaptığım için aslında zaten bir infüzyonum var ve bu beni hipotonden koruyor. Fakat açtığımız korneal kesilerden çok sıvı çıkışı olması nedeniyle bazen manipülasyonlar sırasında hipotoni olabiliyor. Hipotoni olursa yetersiz tünel veya çok uzun bir tünel yapabiliriz. Tünellerimiz simetrik olmazsa lens tilte durur. Bu nedenle bence en önemli aşama bu tünellerin oluşturulmasıdır. Çok kısa tüneller yol haptiğinin dışarıda durmasına sebep olabilir. Çok uzun tünellerse lensin tilte durmasına sebep olabilir. İlk haptiği sokmak her zaman en kolaydır. Herkese de öyle gelir. Trailing haptik sokmak daha zordur. Şimdi burada ilk haptiği sokuyorum ben. Bu kullandığım IOL biraz daha bacakları ince ve narin bir IOL. O yüzden genellikle çok tercih edilmiyor. Fakat bu hastanın biyometri ölçümüne en uygun IOL'ümüz elimizde bu vardı. Bu nedenle bunu kullandım. Haptiklerin yerleşimini belirleyen işaretlemeler aslında cerrahın seçimine kalmış. Kimisi 180'de yapıyor, kimisi dik açıda yapıyor, kimisi de yatay oblik düzende yapıyor. Vitrektomi yaptığım zaman genellikle ben oblik yapıyorum. Çünkü vitrektomi girişlerine de uygun oluyor bu durum. Fakat herkes kendisine göre bunu modifiye edebilir. Tabi burada bir tek doğru yok. Şimdi ilk haptiği çıkardıktan sonra ben çıkarmayı tercih ediyorum. Bazı cerrahlar ise iğneyi içeride bırakıp ikinci haptiği de soktuktan sonra iki iğneyi birden çıkarmayı tercih ediyor. Ben ikini hemen çıkarıp el koteriyle bir flanj oluşturuyorum. Böylece bu aslında güvene alınmış bir haptik oluyor. Bunun öyle çıkması kolay kolay olmuyor. Yani çok zorlamazsanız o sırada çıkmıyor. Tüneli de yanlışla genişletmezseniz. Kullandığım iğne 27 geç bir iğne. Eğer lümeni geniş bir 30 geç iğneniz varsa 30 geç iğne de olabilir. Hatta çok daha iyi olabilir. Fakat bulması gerçekten zor. 26 geç iğneler ise biraz büyük geliyor. Tünel geniş olabiliyor. Haptiğin oradan çıkması gibi problemler olabiliyor. Bu nedenle 27 geç iğne kullanmak en optimali gibi görünüyor. Daha sonra ikinci haptiğe geçiyoruz. Burada işte önemli olan nokta yine bir önceki haptikte oluşturmuş skleral tüneli benzer şekilde simetrik olacak şekilde skleral tünel oluşturmak. Burada yine hipotoniye dikkat ediyoruz. Hipoton gözlerde bu tüneli zor oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu nedenle vitrektomi yapıyorsanız infüzyon açık olması önemli. Vitrektomisiz yapıyorsanız ön kamera maintainer'ın olması sizi rahatlatacaktır. Maintainer'ınız yoksa bile viskoelastikte iyi bir göz içi basıncı oluşturmanız gerekmekte. Tünel oluşturup iğne içeri aldıktan sonra en kolay yöntem işte benim için bu. Haptik dışarıdayken ben iğnenin ucuna göre haptiği tutuyorum ve hiç bırakmadan hemen iğnenin ucuna doğru sokuyorum. Böyle daha kolay oluyor. Çünkü trailing haptikin ucunun iğneye denk gelmesi zor oluyor. Özellikle böyle uzun haptikli yollerde daha zor oluyor. Yol haptiğine zarar vermeden, narince dışarıda tutup haptiği eğip bükmeden, kırmadan iğnenin ucuna denk gelecek açıda tutup içeri koyarsanız ve hemen iğnenin içine iterseniz çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz bu işlemi.
Bu videoda hiç hızlandırma kullanmadım. Kespiç yapmadım. Olduğu gibi yaptığım şekilde koydum. Benim kolay bulduğum yöntem bu olduğu için de size göstermek istedim. Bakın her ikisi de güzel skleral tüneller oluştu. IOL aslında burada tilte durmuyor, santralize duruyor. El koteliyle oluşturduğumuz flanjlar da sklerale güzelce oturmuş durumda. Bu aşamadan sonra içeriği bir kontrol edip ondan sonra trokarları çıktık. Gerekli sütürasyonları yaptık ve yara yerlerini kapattık. Buradan ikinci videoya geçiyoruz. Bu videonun başını kestim. IOL'ün yapısının bozulması sebebiyle görme azalması yaşayan bir hastaydı. Mevcut IOL'ü çıkardık çünkü kapsül desteği de zayıftı. Hepsini beraber çıkarmış olduk. Bakın şimdi işaretleme önemli. Burada işaretlerken kuru bir yüzey elde edince boya dağılmıyor. Daha rahat oluyor. İşaretlerin simetrisini sağlamak için şu an ekranda gördüğünüz şekilde açı ölçerek yapıyorum. Böyle daha simetrik olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ikisini de aynı açıya denk getirecek şekilde işaretleyince daha güzel bir işaret oluşuyor. Ama yine dikkat etmek lazım. Kuru bir yüzey elde etmek lazım. Kuru yüzey yoksa şimdiki gibi yine boya dağılıyor. Hele ki sklereye doğru bu dağılırsa daha kötü oluyor. İşaretlerinizin bir anlamı kalmıyor. Cerrahi zorlaşıyor. O yüzden kuru yüzey üzerine noktasal işaretlerle işaret yapmak lazım. Burada sklerayı tekrar siliyorum ve tekrar bir işaret oluşturacağım. Yaptığım işaretleme yine 2 mm uzaklıkta dimbusa. Boya gene dağılıyor. Bu nedenle tekrar silmem gerekiyor. Burada önemli olan kuru bir yüzeyde yapmak. Buna dikkat etmek lazım. Dikkat etmeyince kötü oluyor gerçekten. Bunu önemli göstermek için bu videoyu koydum aslında. Bu kısmını koydum. Hiç kesmeden koydum. Ne kadar uğraştığımı görmeniz için. İşaretlemeleri yaptıktan sonra yine iğnemizin ucunu güzelce bükeceğiz. Şimdi işaretlerin doğru olup olmadığını kontrol ediyorum. Burada kontrol sırasında herhangi bir asimetri varsa düzeltmem gerekiyor. Yeni işaret yapınca çok kafa karıştırıcı bir sürü işaretler oluyor. Bu nedenle en baştan düzgün işaretleme yaparsanız bu kafa karışıklığının önünden geçmiş olursunuz. Tekrar o yüzeyi bakın sildim. Çünkü tam denk gelmediğini düşünüyorum. Tekrar silip yeni işaretler oluşturacağım. Cerrahiye başlarken ne kadar titiz olursanız aslında o kadar iyi gidiyor. Çünkü oluşturduğunuz skleral tünel ve bu skleral tünelin simetrisi aslında cerrahinin postoperatif refraktif sonucunu etkiliyor. Yani siz düzgün bir skleral tünel oluşturursanız ve bu oluşturduğunuz skleral tünel simetrikse refraktif sonucunuz yani astigmat değeriniz daha düşük oluyor. Bu nedenle bu konu çok çok önemli. Tekrar işaretleme yapıyorum çünkü bir önceki işaretlemeden memnun kalmadım. 2 mm uzaklıkta nimbusa ve yine tünelde 2 mm uzunlukta olacak şekilde işaretlemelerimi yapıyorum. Bu sefer daha simetrik görünüyor zaten. Şimdi biraz daha iyi hissediyorum. Bundan sonra lens iğne ön kameraya itiyoruz. Burada ilk videodan farklı bir markada lens kullandım. Bu lens markasıyla Yamane uygulamak çok daha kolay. Haptiğinin yapısı sebebiyle. Zaten görüyorsunuz daha kısa bir haptik yapısı var. Diğeri gibi J değil. Daha kısa. O yüzden training haptiki sokmak aslında daha kolay. Ve kırılmalara karşı daha dirençli bir haptik yapısı var burada. Burada yine ikinci zorluk aslında önceki videoda bahsettiğim gibi hipotoni. Eğer göz hipoton olursa ki burada aslında maintainer'da takılabilirdi. Ben takmamışım. Taksaydım daha rahat ederdim. Hipotoni sebebiyle düzgün skleral tünel oluşturamayabilirim. Burada ben bunu viskoelastikle yapmaya çalışıyorum. Hem kornea endotelini korumak için hem de tansiyonu arttırmak için ön kameraya viskoelastik veriyorum. Ama yine de maintainer kadar iyi bir göz içi basıncı sağlayamayabiliyor. Düşük hipoton gözlerde skleral giriş yapmak zordur. Trokar girmek de zordur. Böyle iğne girmek de zordur. Çünkü göz direnç gösterir. Ne kadar yüksek basınçla yaparsanız o kadar iyi girersiniz sklereye. Burada iğnenin ucunu kontrol ediyorum. 2 metre gittiğini hissettikten sonra dönüp içeri giriyorum. Ve daha sonra ilk haptiği iğnenin içine doğru atacağım. Burada eğer
Haptik açıya doğru gitmişse açıya zarar vermeden almak çok önemli. Bazen böyle dikkatsiz manevralarda açıda kanamalara sebep olabiliyoruz. O yüzden kibar ve narin olmak lazım. İğnenin içine haptik ittim ve haptiği dışarı çektim. Hemen el koteri yardımıyla bir flanj oluşturacağım. Ve oluşturduğum flanj sayesinde bu haptik aslında güven dolu. Çok çok büyük topuz da oluşturmamak lazım. Uygun bir şekilde haptiğin tünelden çıkmayacak kadar büyüklükte bir flanj yeterli. Bununla ilgili de birçok modifikasyon var, birçok video var. Size en kolay gelen hangisi son yapın. Şimdi ikinci haptiği, yani trailing haptiği alacağız. Burada yine skleral tünelin mimarisi çok önemli. Simetrisi çok önemli. Diğeriyle uyumlu olması çok önemli. Yine bahsettiğim gibi ikinci haptik dışarıda. Dışarıdayken ben elimi iğneye göre şekil aldırıyorum ve haptiği direkt hiç uğraşmadan iğnenin içine atıyorum. Yani aynı açıda girip hemen içeri attığım zaman problem olmuyor. Hele ki bu IOL tipinde haptikler de daha dayanıklı oluyor. Bükülmelere, eğilmelere karşı. Çok problem yaşanmıyor azıcık böyle zorlamalarda. Ama yine de mümkünse en az zorlayacak şekilde dışarıdan iğnenin için atacak şekilde haptiği tutup hemen yara yerinden içeri sokarak iğnenin içine atarsanız çok kısa bir şekilde cerrahi bitiyor. Burada olduğu gibi hemen topuzu oluşturdum ve yerine oturttum. Ek bir problem kalmadı görüyorsunuz. Santralize bir lens oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.